Salı günü ilçe boşaltıldı. Yangın tehlikesi vardı. 8 helikopterle falan mücadele ettiler. Biz ona şahit olduk. Günde olmuş. Çok zirvede bir ilçe. Hani baş çiftlik gibi. O yüzden orada biraz yangın çalışmaları daha zor. Araçta yattık, yolda yattık, parkelerde yattık. Tombi'de geliyorduk mesela gece. Bir çay içiyorduk ama 12'de bizi geri gönderiyorlar. Hiç durmadı, hiç. Toplamda biz orada işte 6 gün falan kaldık. Yani abartısı söyleyeyim, biz 6 günde 15 saat uyumadık. Gönüllüler var. Yani dağların zirvesine bize dondurma getirdiler. Yani biz su bulabilir miyiz acaba içmeye derken. A'dan Z'ye her şeyi düşürmüş vatandaş. Tam bir seferberlik haliydi. Yani bir savaşın içinde gibi hissettik kendimizi. Çok büyük bir özveri vardı Allah'ın izniyle. Devletimiz oradaydı bütün birimleriyle. Biz yardım edenler diyar olan bir şehrin evlatlarıyız. Sizlere teşekkür ediyorum. Size alınlarınızdan öpüyorum. Tabii şimdi diğer ekip arkadaşlarımız, şimdi onlar bayrağı devraldılar. Ta ki orada yangın bitene kadar, bizlere ihtiyaç olmayana kadar da bizim oradaki aracımız ve tüm fire personelimiz bu şekilde nöbetle olarak oraya gidecek, gelecekti. Orada ağaçlar yanmadı sadece. Orada sadece hayvanlar telef olmadı. Hepimizin ciğerleri yandı. Devlet her zaman milletinin yanındadır. Millet de devletinin yanındadır. Yani biz bize yeteriz. Çok teşekkür ederiz. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun.